Paris saldırısı sonrası tüm gözler Antalya'da yapılacak G20 zirvesine çevrildi. 127 kişinin hayatını kaybettiği hain saldırıyla G20'nin ana gündemi de değişti. Uluslararası terörizmi burada bir çalışma yemeğinde aynı şekilde biz gündeme getireceğiz. Orada da bunu konuşacağız. Dünyadaki ekonomik veriler, nüfus ve gelir eşitsizliği ve iklimlendirme G20'nin gündemini oluşturuyordu. Terör örgütü DAEŞ'in imza attığı Paris'teki kanlı baskınlar sonrası G20'nin gündemi de yönünü uluslararası terörizm ve Suriye sorununa çevirdi. Uluslararası terörizm yine bu konuda ele alacağımız önemli başlıklardan bir tanesi. Zirve boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya liderleriyle yapacağı toplantıların çerçevesini de Suriye ve terör örgütleriyle mücadele oluşturacak. Dünya, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak G20 zirvesinde uluslararası terörizmle mücadelede yeni yol haritasını belirleyecek. Artık terörizmle mücadele konusunda sözün bittiği yerde olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. G20 zirvesinin ana gündeminin değişmesinin ilk işareti de Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, G20 zirvesinin ana gündem maddesi terör olacak dedi. Kalkınma Bakanı, zirvenin sonunda ayrı bir sonuç bildirgesi yayınlanabileceğini açıkladı. Paris saldırısı sonrası Antalya'daki G20 toplantılarına ilişkin güvenlik tedbirleri de arttırıldı. Liderler için sağır oda uygulamasının kapasitesi genişletildi. 12.500 polisin görev yapacağı G20 zirvesi için Belek'teki oteller bölgesi hava trafiğine kapatıldı. Bomba arama ekiplerinin sayısı çoğaltılırken Antalya'ya gelen yabancı devlet delegasyonlarına da kurallara uyulması için sık sık uyarılar yapıldı.